Merhaba arkadaşlar. Genel kolluklu ilişkiler ikinci dersimiz. Genel kolluğun sorumlulukları. Kolluk birimleri görev ve hizmetin yerine getirilmesinde hukukun üstünlüğü, kamu yararını gözetme, tarafsızlık, katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, hizmetin sonucuna odaklılık ve sürekli gelişim ilkelerine esas alır. Kolluk birimleri görev ve sorumluluk alanında toplumun talep ve ihtiyaçlarına odaklanarak halkın memnuniyetini arttırmayı, bu suretle toplumun saygı ve güvenini kazanmayı hedefler. Güvenlik hizmeti her zaman ve herkes tarafından ulaşılabilir olmalıdır. Görevin gerektirdiği istisnalar dışında kolluk kolaylıkla tanınabilir şekilde görev yapar. Devletin yasal icra gücü olan kolluk personeli bu gücü zaaf içerisinde gösterecek tutum ve davranışlardan kaçınır. Kolluk personeli görevini yerine getirirken herkesin yaşam hakkına ve anayasada belirtilen diğer temel hak ve özgürlüklere saygı gösterir. Kolluk personeli kimseyi işkence, eziyet, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı muamele veya cezaya tabi tutamaz. Hiçbir sebep işkencenin haklılığına gerekçe gösterilemez. Kolluk personeli kanunla öngörülen nedenlere ve yönetme uygun olmadıkça kimsenin özgürlüğünü sınırlayamaz. Kolluk personeli zorunlu durumlarda ve sadece meşru bir amacı elde etmek için orantılı güç kullanır. Kolluk personeli görevinin gerektirdiği saygınlık ve dürüstlük içerisinde hareket eder. Görevini yerine getirirken tarafsız davranır ve insanlar arasında ayrım yapmaz. Kolluk personeli kanunların öngördüğü haller dışında bireyin özel hayatına müdahale edemez. Kolluk personeli kişilerin özel hayatlarıyla ilgili olan ya da kişi haklarına zarar verebilecek nitelikteki bilgilerin korunmasına büyük özen gösterir. Yasal zorunluluk haricinde bu bilgileri açıklayamaz ve kendisi veya üçüncü kişiler lehine kullanamaz. Kolluk personeli kolluk uygulamalarında yaşlı, engelli ve çocuk gibi hassas kişilerin durumlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Kolluk personeli görevini icra ederken veya bir olaya müdahale ederken öncelikle mesleki kimliğini açıklar ve normal şartlarda kimlik gösterir. Kolluk personeli görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde hizmet, branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça el koyar. Suçun devamını önler, şüpheli ve suç delillerini tespit ve muhafazasını sağlayarak yetkili kolluğa teslim eder. Kolluk personeli suç ayrımı gözetmeksizin yakalanan kişilere yakalama nedeni ve hakkındaki iddiaları öğrenme, susma, İstediği bir kişiye yakalandığını bildirme, müdafiden yararlanma veya yakalanmaya itiraz etme haklarının bulunduğu ve bu hakları nasıl kullanacağı hususunda gecikmeksizin bilgi verir ve bu hakların kullanımında yardımcı olur. Kolluk personeli mağdur ve tanıklara kanun tarafından tanınan hakları hatırlatır ve tehdit altında oldukları durumlarda can güvenliklerini sağlar. Kolluk personeli soruşturmayı objektif ve adil olarak yürütür. Kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellerin özel durumlarına ve ihtiyaçlarına saygı gösterir. Genel kolluk, özel kolluk ilişkileri ve bunun suç önlemedeki yeri bölümü. Genel kolluk ile özel kolluk arasında özel güvenlik modelinin hemen her aşamasında farklı şekillerde var olan bir ilişki söz konusudur. Özel güvenlik birimleriyle kolluk kuvvetleri benzerlikler ve farklara sahiptir. Genel ve özel kolluk teşkilatları görev ve sorumluluk alanlarına göre kurulu ve çalışmalarda her zaman iletişim içinde bulunmak zorundadır. Genel kolluk yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Jandarma ve polis teşkilatlarının genel alanları mülki ve belediye sınırları esas alınmak suretiyle birbirinden ayrılmaktadır. Genel kolluk görevleri yeri ve zamanla bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tespit etmek,
muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmek ile görevi ve yetkili kılınmıştır. Özel güvenlik birimleri ve kolluk sıklıkla aynı hizmetlerde bulunur ve suçu önlemede dahil aynı amaçlar için çalışırlar. Her ne kadar kolluk görevlileri de suçu önleyici tedbiri alıyorlarsa da büyük bir kısmı zamanlarını kanunları uygulamak, tahkikat yapmak ve suçları yakalamakla geçirmektedirler. Her ikisi de üniforma ve rozet kullanır. Her ikisi de suçun önlenmesi ve suçların yakalanmasını amaçlar. Özel güvenlik birimleri yakalamadan çok suçun önlenmesi için çalışırlar. Özel güvenlik birimlerini kolluk kuvvetlerinden ayıran en belirgin özellik kar amaçlı teşebbüs olup belirli müşterilerine hukukun yaptırım gücü ve zararlarını azaltmak yönünde hizmet sunmaktır. Kolluk kuvvetleri ise bunun aksine kar amaçlı olmayan devlet teşebbüsü halindeki ve toplumun geneli için güvenlik hizmeti veren müesseselerdir. Özel güvenlik endüstrisinde kullanılan teknoloji, beceriler, kaynaklar ve bilgi, tanık oldukları suç karşısında kendilerini savunmasız bulan vatandaşların korunmasında umut edilen makul korumayı sağlamıştır. Yetki ve kısıtlamaların şiddeti de her iki kurumda farklılık göstermektedir. Özel güvenlik, vatandaşlar gibi yakalama, araştırma yapma, silah taşıma, kendilerini ve mallarını koruma kurallarına tabidirler. Kendisini korumakla yükümlü oldukları kişilerin mülkiyetlerine veyahut iş yerlerine, yetkisiz kişilerin girmesini engelleyebilirler ve korumakla yükümlü oldukları kişiden aldıkları tüm uygulama ve talimatları icra edebilirler. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dahil kanuna uygun olarak kurulan özel güvenlik şirketleriyle özel güvenlik birimleri görevli ve yetkili olduğu alanlar ise görev yaptıkları yer ile sınırlı kılınmıştır. İlgili kanunun 9. maddesi özel güvenlik personelinin görev alanını düzenlemektedir. Bu maddede bu görevleri 7. maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler. Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılır. Görev alanı zorunlu hallerde komisyon kararıyla genişletilebilir denilmek suretiyle kanunun genel ve hukuki çerçevesi belirtilmiştir. Özel güvenliğin genel kolluğa yardımcı olma yükümlülüğü. Özel güvenlik birimleriyle kolluk görevlilerinin rolleri birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Özel güvenlik birimleri kolluk güçlerine emniyet ve güvenlik konularında yardımcı olmaktadırlar. Onların iş dünyası, sanayi, taşımacılık ve devlet alanındaki çalışmaları, kamu düzeninin devamı için kolluk güçlerine yardımcı nitelikte olup çok hayati bir misyona sahiptir. Suçla mücadele yaklaşımlarının gereği olarak özel ve genel kolluğun temel amaçları, hedefleri ve görevleri. Caydırıcılık temellerine dayalı, önleyici ve koruyucu hizmetler sunmak, suç sonrası olaylara müdahale etmek, gerekli adli işlemleri yapmak, vatandaşlara yardım isteyenlere yardım etmek gibi ortak bir misyona hizmet etmektedirler. Özel güvenlik teşkilatları görev yaptıkları yerde başarılı olmak için genel kolluğun desteğini almak zorundadır. Meydana gelebilecek olaylara karşı caydırıcılık ve işlenmiş bir suça müdahale konusunda kollukla irtibat halinde bulunmalıdır. Şüpheli durumlarda ve olay meydana gelmesi halinde vakit geçirmeden genel kolluğa haber vermek, genel kolluğun müdahalesi sonrasında diğer ihtiyaç duyulan görevleri yerine getirmek ve elde edilen bilgileri kollukla paylaşmak borçların önemlidir. Özel güvenlik personelinin görevli olduğu yerlerde bir suç işlenmesi halinde personel olaya müdahale eder, olan yerinden kaçan sanıkları takip eder, sanıkları yakalar,
Genel kolluk olay yerine geldiğinde ise yetki ve sorumluluk genel kolluğa geçer. Özel güvenlik görevlileri bu durumda ancak genel kolluğun yasalara uygun olarak verdiği emirlere göre hareket eder. 5188 sayılı kanunun 7. maddesine göre özel güvenlik personeli genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında suçüstü hükümleri içerisinde gecikmeksizin olaya el koyup genel kolluğa haber verir ve genel kolluk olaya el koyuncaya kadar sanık veya sanıkları, olay yerini ve delilleri korur. Muhafaza altına alır ve genel kolluk olaya el koyduktan sonra tutanakla ona teslim eder. 5188 sayılı kanunun 6. maddesine göre kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı il idaresi kanunu ile vali ve kaymakamlara bazı yetkiler verilmiştir. Mülki idare amirleri, vali ve kaymakamlar havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerinin denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. Bu yetkiler kullanılması halinde özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli, mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır. Özel güvenlik, genel kolluk ile işbirliği içinde ve genel kolluk amirinin sevk ve idaresi altında görev yapmak durumundadır. Genel kolluğun özel güvenlik alanına girerken uyması gereken kurallar ve istisnai durumlar. Genel kolluk, asli görevleri olan genel güvenlik ve asayişin sağlanması yanında özel kolluğun görev sahası ve alanına giren olaylarda özel kolluk yok veya yetersiz ise onun yerine genel emniyet ve asayiş kapsamındaki yetkilerini kullanacaktır. Özel güvenlik görevlisinin görev alanına bir göreni ifası için gelen genel kolluk mensupları hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın içeri girerler. Faili veya suç delillerini ele geçirebilmek için arama yapabilirler. Ancak genel kolluk mensubunun yapacağı görev onun silahsız olmasını gerektiriyorsa, özel güvenlik görevlisi kolluk mensuplarının silahını usulüne uygun olarak alacaktır. Yine görev sırasında özel güvenlik görevlisinin kamu kolluğu tarafından suç şüphesi üzerine şartları da varsa aranması mümkündür. Böyle bir durumda özel güvenlik görevlisi kamu kolluğunun aranmasını fiilen engellemeye kalkışarak kendisini zor duruma düşürmemelidir. Özel kolluk ise sadece özel kanunların kendilerine verdiği görevleri yapabilir. Bunun dışında özel kolluk, genel kolluk gelinceye kadar görev sahasına giren bir olayla karşılaştığında olaya el koyacak, kanıtları muhafaza edecek ve genel kolluğa haber verecektir. Yani özel kolluk, genel kolluğun yerine geçerek onun görevlerini tümünü yapamayacaktır. Neler bunlar? Parmak izi almak, ifade almak, gözaltına almak, tanık dinleme, olan yeri inceleme. Bunlar özel kolluğun yani özel güvenliğin işi değildir arkadaşlar. Genel kolluğa verilen soruşturma yetkilerini kullanamazlar. Bir suçu kovuşturamazlar. Özel güvenlik personeli parmak izi ve fotoğraf alamaz. Teknik takip ve dinleme yapamaz. Özel hayata müdahale edemez. Suç soruşturamaz, delil inceleyemez. Elle arama yapamaz. Kimlik tespiti edemez. İfade alamaz, tutuklama yapamaz.